Victoria için her şey Mart başında bir trende başlamış. Bir şeylerin değiştiğini fark etmiş. İlk başta kafamda kurduğumu düşündüm. Ama sonra gerçekten insanların önce yüzüme bakıp yanıma oturmadıklarını gördüm. Sonra inip inmediklerinden emin olmak için 3 kişinin peşinden gittim. Ama başka bir dörtlü koltuğa ya da bisiklet bölümüne oturmuşlardı. Victoria Kure-Wu bir Alman vatandaşı. Ailesi o doğmadan çok önce Almanya'ya taşınmış. Görünüşü nedeniyle ön yargılara zaten aşina. Çin'deki korona salgını sonrası ilk hastalık vakaları Almanya'da ortaya çıktığında bunu giderek daha fazla hissetmiş. Berlin'in ortasında nefret içeren davranışlarla karşılaşmış. Tanımadığı bir adam "Sana dezenfektan püskürtmeliyiz" diye bağırmış. O zamandan beri sokakta başımı eğik, biraz daha küçülerek yürüdüğümü ve düşmanlık gösterilmesinden korktuğumu hissediyorum. Ayrıca bir barın önünde birkaç kişi gördüğümde bazen sokak değiştirdiğimi de itiraf etmeliyim. Evden çalışmaya geçtiğimden beri artık sokağa çıkmadığım için memnunum. Çünkü artık düşmanca davranışlardan bıktım. Ve Berlin'de yaşamama rağmen birçok insan tarafından hala Alman olarak kabul görmediğim hissine kapılıyorum. Bu durum sosyal bilimci Naoha'yı şaşırtmıyor. Bu durumu ırkçılığa eleştirel yaklaşan araştırmalardan biliyoruz. Nerelisin sorusu. Alman vatandaşlığına sahip olabilirim, Alman pasaportum olabilir ama hala bu soruyla karşı karşıya kalabilirim. Çünkü Alman gibi görünmüyorum. Alman gibi görünmemek ne anlama geliyor? Almanların veya Avrupalıların nasıl görünmesi gerektiği konusunda çok net belli bir biyolojik özelliğe sahip insan imajı düşünüyoruz. Ve bu kendimizi hala Almanya'da çoğulcu bir toplum olarak görmediğimizin bir göstergesi. Victoria Kure-Wu Facebook üzerinden Almanya'daki diğer ırkçılık mağdurlarıyla iletişim kuruyor. Salgının başlangıcından bu yana Asyalı görünüme sahip insanlara karşı neredeyse her gün düşmanca tavırlar kaydediliyor. Hi, nice to see you. Popofan bir Çinli ve Berlin'de yaşıyor. Metroda defalarca ırkçı hareketlere uğramış ve saldırıları cep telefonuna kaydetmiş. Bir arkadaşım bunu kesinlikle bildirmelisin dedi. Polisten çok fazla umudum olmasa da. Ama en azından insanlara bu kanıtlara sahip olduğumu ve susturulamayacağımı göstermek istiyorum. Koreli Hanim Kim ve Sejin Lee de geceleri Berlin metrosunda taciz edilmiş. Failler "Korona, Korona Partisi" diye bağırıp onlara hakaret etmiş. Hanim ayrıca cinsel tacize uğradığını da söylüyor. Hatta faillerden biri işi fiziksel saldırıya kadar vardırmış. Hanim Kim ve Sejin Lee şikayette bulunmak için polis çağırmış. Olanları polise anlattık, açıkladık ama onlar bunun ırkçılık olduğunu düşünmedi. Bu şoke ediciydi. Kore Büyükelçiliği de bu durumdan memnun değil. Önce olay yerine çağrılan polis memurlarıyla konuştuk ve genç çifte yasal tavsiyede bulunduk. Başkonsolosluk adına sorumlu polis departmanından bu davanın gerekli hassasiyetle araştırılmasını rica eden bir mektup yazdık. Victoria Kure-Wu için de sesini duyurmak kolay olmamış. Bu yüzden aynı durumdaki insanların fikir alışverişinde bulunabileceği bir alan oluşturmak istemiş. Bence sosyal mesafe zamanlarında insanların bağlantı kurabilmesi, deneyimlerini görünür hale getirebilmesi ve insanların bunları okuyabilmesi önemli. Victoria projesi için internette birlikte çalışabileceği insanlar bulmuş. İnternet sitesi için evde 6 hafta geçirmişler. Site şimdi faal. "Ich bin kein Virus, ben virüs değilim" adlı sitede kullanıcılar deneyimlerini bir blogda yayınlayıp yardım alabiliyor. Övgünün yanı sıra siteye çok sayıda nefret mesajı da gelmiş. Bence mücadele ederseniz ya da şu anda yaptığımız işi yaparsanız, gelecek nesiller, çocuklarımız ve insanlarımızın bu tür deneyimleri yaşamak zorunda kalmaması için bu çok daha yararlı. Irkçılık karşıtı mücadeleye çok fazla çaba harcadık. Durma seçeneğimiz yok. Victoria Kure-Wu'ya göre olumlu sonuçlar almışlar. Proje sayesinde kesinlikle daha güçlü hissediyorum. Tanımadığımız insanlardan, tanıştığımız insanlardan, birlikte çalıştığımız insanlardan çok destek aldık. Bu kesinlikle kendimizi iyi hissettiriyor. Victoria Kure-Wu, Almanya'da ırkçılığın korona krizinden sonra da devam edeceğini söylüyor. Ancak kurbanların artık kaybolmuş hissetmek zorunda kalmayacağını ve bu mücadeleye katkıda bulunmak istediğini belirtiyor.